Ah Dirza. Ah Dirza. Babacığım ne oğlum? Yine görülmüşsün. Ha? Yine istediğini yapmışsın. Helal olsun sana, gel bakayım. Nasıl yaptın bir bakalım. Göster bakayım nasıl becerdin. Tahmin ettiğim gibi. Evet. Telin diğer tarafına atlayıp zorluya zorluya çıkartmış arkadaşlar. Helal olsun lan sana Dürzü. Ama yine bağlayacağız, evet. Bağladığım ipi de kopartmış. Akşam ben giderken ağlıyordu arkadaşlar. Beni de götür, beni de götür. Geldim çocuklar, geldim. Geldim, geldim. Arkadaşlar, farkında mısınız? Bakın panzer hançerden ay olarak büyük ama hançer panzerden daha olgun arkadaşlar. Hem de fazla fazla olgun. Tam bir babasının oğlu bin kere maşallah. Hançer. Hançer. Of, verin beni başlarım Allah'ın. Bin kere maşallah sana. Yani şurada otururken onu fark ettim arkadaşlar. Daha doğrusu yani hal ve hareketlerinden biliyordum ama sizinle de bir göstereyim dedim, anlatayım dedim. Gerçekten de panzer 8-9 aylık olmasına rağmen hançer daha 6 aylık bir şey, 6-7 aylık bir şey. Ama panzerden daha olgun arkadaşlar. İşte kangalı bu yüzden seviyorum arkadaşlar. Bu da gerçekten de kangalın en büyük özelliklerinden bir tanesi. Olgun olması, sakin olması. Ama geri geldiğinde de atom bombası gibi patlaması. Yani en sevdiğim özelliği. Daha yeni süpürdüm oğlum, daha süpüreceğim bak. Yani bu panzer... Hatta yakından görseniz arkadaşlar, şimdi hani çocukluk simasını atmayan insanlar olur ya, aynı onun gibi. Daha çocukluk simasını atmadığı için ufak gözükebilir ama bozodan iri diyebilirim arkadaşlar. Bakın bozodan iri diyebilirim. Bozo boy olarak da aynı neredeyse. Hatta bir ara bunları bir ölçüm yapsa tekrar bir baksa. Panzer'in boyuna. Aşırı derecede şeyli. Bu arada arkadaşlar hani bir insanda göz alışkanlığı oluyor. Sürekli içinde dura 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 dura. Dürzü ayağını neye bastıysa bak toparlıyor. Şu yavrularımızdan en çok şu en kara olan belli ediyor da bu haydutun fiziğine çok benziyor arkadaşlar. Şimdi evet kara bir yavru ama belki de deli kızın soyundan geldi karalık. Belki de haydutun soyundan geldi karalık, bilmiyorum ama hani kurt bağından da olabilir, bilmiyorum. Bakın arkadaşlar şöylece göstereyim. Tamam, kurt bağının kafası da büyüktü ama haydutun kafası da büyüktü gerçekten. Kafa büyük. Bakın duruşu görüyorsunuz. Aynı haydutun duruşu. Arkaya doğru inceliyor arkadaşlar. Haydut da böyleydi. Kafası, göğsü kalındı, arkaya doğru inceliyordu. Ve ayak yapısı falan aşırı derecede benziyor. Şöyle bir dakika oğlum, bir dakika lan. Yani neresinden bakarsanız bakın. Yani fizik yapısı biraz anımsatıyor ama dediğim gibi kurtbağından da olabilir, hayduttan da olabilir. İleride hayduttan olursa eğer, olduysa eğer ileride dört bacak kazınmaz, iki bacak kazınabilir arkadaşlar. Ama anne girdiyse belki dört bacağı daha dönebilir, bilmiyorum. Ama iki bacak kazınıyordu, yani arka ayaklarından kazınıyordu haydut. Yani o şeyi görürsek yani bilin ki bu yavrular hayduttan arkadaşlar. Ama
Şu duruşuna iyice bakın arkadaşlar. Gerçekten de haydutu anımsatıyor. Şimdi açık ve net olalım. Yani gördüğüme göre öyle oluyor. Senin ayağına ne oldu? Gel bakalım kız. Deli. Nereye bastın yine? Ha? Deli. Deli. Hani? Ha, bak burada şey var. Dur. Tamam aldım. Tamam aldım. Bu gerçekten de önemli bir şey arkadaşlar. Yani kangallı işte bu yüzden seviyorum. İnanın çok uysal oluyor. Karakterli oluyor. Dediğim gibi hani bunu daha önceki videolarımda da bahsetmiştim arkadaşlar. Yani patladığında da inanın bu yok meydanda kavga ettirdikleri bu büyük köpekler var ya, inanın bence onlar boş arkadaşlar kangala karşı. Kangal daha şiddetli kavga edebilir. Öyle bir özellikleri var. Yani bu yani kangal da köpeklerin her özelliği var arkadaşlar. Ya örnek veriyorum işte Anadolu çoban köpeğinde bir özellik varsa, ama kangalda bütün köpeklerin özelliği var. Benim düşünceme göre de kangalın kurttan, yani yabani kurttan tek ayrım noktası evcil olması arkadaşlar. Tek ayrım noktası evcil olması. Akşam bir video paylaştım. Görmüşsünüzdür. İzlemeyen arkadaşlarımız varsa da izlesinler. Geniş dik ekran almıştım videoyu. Hançer karacayla oynuyor. Yani böyle güreş mavında. Direkt bu boynuna çöküyor arkadaşlar. Yani boğazına çöküyor. Direkt. Yani bu kurt soyu, yani kurttan geldiği alen açık ortada arkadaşlar kangalların. Zaten öyle. Direkt öldürme şeyinde, pozisyonunda bir dalması var. Acayip de gerçekten de olgun. Ya lan cücük. Ha? Cücük. Ne uyuyorsun la? Ha? Akşam uyumadın mı? Bakın post yapısı bile anlatmama gerek yok arkadaşlar. Bakın. Yani kangaların post yapısını biliyorsunuz. Şöylece göstereyim. Gerçekten de maşallah mükemmel bir yavru. Ya lan dürdü. Yavru demeyeyim mi? Büyüdün mü? Ha? Maşallah boyu da bayağı uzadı arkadaşlar. Hatta nasıl desem, örnek veriyorum. Şurası 10 santim geçse 10, 20, 30, 40, 50, 55 civarında arkadaşlar bakın. Yani ya dur oğlum bir dakika. Yani şu hesabım zaten 10 santim bir şey arkadaşlar. Hatta 10 santimden de uzun olabilir şu tuttuğum. Sonuçta terzilik hayatım vardı arkadaşlar. Onu biliyorum. Santimleri. 10 santimden 55 santim gösteriyor. Hadi diyelim 5'i sil. 50 diyelim. Boy mesafesi güzel arkadaşlar. Dişleri bembeyaz. Maşallah. Dirzinin. Kangal gerçekten de karakterli bir hayvan. Güzel bir hayvan. Her yönüyle güzel. Bakın burada Karaca'nın post yapısı da aynı arkadaşlar. Onunla. Dur bakalım kızım. Dur bak. Şöylece. Aynısı arkadaşlar. Karaca da olgun. O da olgun. Şu olgun da. Tam dürzü. Ama şöylece göstereyim. Hançer'de de post yapısı güzel arkadaşlar. Hançer diyorum. Panzer'de de. Panzer'in post yapısı da güzel yani. Tamam lan düdü. Düdü.
Hürzü. Hanzer. Hiç yardım etmiyorsun. Anca gelsen bacağımı ıstırsan. Ha? Anca gelip bacağımı ıstırsan. Ebesi güzel. Ebesi güzel. Yavrularımız gerçekten de kendine geldi. Kızım aldım dikeni de bassana. Onun şeyine basmıyor korkusuna. Yavrularımız toparladı kendini arkadaşlar. Şöylece bin kere maşallahları var. Aslanlar. Aslanlar. Şu erkek yavrumuzu, burnu beyaz erkek yavrumuzu sahiplendireceğim dedim ama geride gözüm kalıyor onda. Bilmiyorum. Değişebilir de. Benim düşüncem de arkadaşlar şu kara, şu kara, şu kara, üç kara, bir şu deli dişimiz, bunları ayırmayı düşünüyordum işte. Ama dur bakalım. Belki değişebilir. Ne gördün orada? Ne? Sarı. Sarı kız. Bak. Kemiği nasıl taşıyor bak. Maşallah benim oğlum ala. Dürsün. Bak. Boynumu uzatıyorsun lan. Ha? Boyun bozuyor öyle. Sarı kız. Sarı kız. Kulla bak kulla. Kulla bak kulla. Bunların da eli yüzü biraz daha beyazlamaya başladı arkadaşlar. Belki de büyüdükçe de beyaz olacaklar bunlar. Değişiyor. Küçük 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 küçük. Erkeklerimizden de şu çok sert arkadaşlar. Şu aşırı derecede sert. Bak bak bak, görüyorsunuz mu arkadaşlar? Hemen kim altta kalırsa ona yürüyorlar. Şu yavrumuz, en kara yavrumuz biraz daha nazlım. Ama dediğim gibi nazlımdan korkacaksınız arkadaşlar. Yani sakin insandan korkacaksınız. O misal. Ya ata asarım, keserim, şöyle yaparım, böyle yaparım diyen adamla korkmayın arkadaşlar. O sadece ağzıyla asar keser. Başka hiçbir şey yapamaz. Ama sakin duruyorsa bir insan, ondan korkun yani. Korkun dedim, uzat durun. O adam patlarsa kötü patlar. Öyle insanlar vardır. Hani bu da köpeklerde de aynı yani. Farkından bir şey yok. Şimdi şu bozonun atladığı telin tam ortasına bir direk daha dikeceğim arkadaşlar.
böylece tamir ettim arkadaşlar. Dürzü buradan, burada direk yok ya, telde yere yakın oluyor, üstünden atlıyor, zorluyor zorluyor çıkarıyor. Şimdi atlayamaz. Karavalarla videoyu bitirelim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşürüz inşallah.